Hola amigos, herkese selamlar. Bugün Donlay Hanım'ın okul kaydı için yeni okuluna gidiyoruz. Görüşmeye bekliyoruz toplantıya, heyecanlıyız. Evet. Heyecanlıyım bugün. İnşallah bugün okul işini halledeceğiz. Evet, Donlay Hanım'ın Arjantin Buenos Aires'teki ilk okul günü olacak bu hafta. Heyecanlıyız. Bugün şimdi okula toplantıya gidiyoruz. Okul direktörlüğüne. Şimdi biz bu Donlay Hanım'la çıkıyoruz. Parka gidiyoruz. Donlay Hanım kendince arkadaş ediniyor. Biz edindiği arkadaşların ailesiyle tanışıyoruz. Arjantin'e çocuklu gelmenin bu avantajı var. Çocuklar çok çabuk arkadaş olabildiği için siz de birileriyle tanışıp arkadaş olabiliyorsunuz. Olumsuz kısmı güvenlik. Yani çocuk buranın dilini bilmediği için başına bir şey gelse, bir Allah göstermesin kaybolsa, ya annem şu, babam bu, evimiz şurada demesi sıkıntılı bir durum, zor bir durum. O yüzden biz de öğretmeye çalışıyoruz. Şimdi okula başladıktan sonra daha iyi öğrenmiş olur. Ama çocuklu aile için Buenos Aires çok güzel bir şehir. Yani bu kadar parklar, bahçeler, çocuklara yönelik etkinlikler. Yani çocuklara yönelik çok fazla şey var. Her yer okul. Hem özel okullar hem devlet okulları, yani her yerde. Arjantin'de eğitimin ücretsiz olması buraya gelecekler için bir avantaj. İstanbul'da kızımın okul taksidine, aylık okul parasına biz şu an burada faturalar dahil eşyalı evde oturuyoruz. Yani bu seneki ücretiyle hemen hemen aynı para. Malum biliyorsunuz okul fiyatlarını. Burada okullarda öğle yemeği dahil az önce menüye baktık. Menüde neredeyse her gün et veya tavuk var. Salatası var, meyvesi var. Gayet çocuklar için güzel bir menü. Çocukların sevebileceği, yiyebileceği havuçlar, salatalıklar. Güzel bir menü var. Zaten yani arkadaşımız da bahsetti, yani burada çok böyle şeyler, sempatikler, ilgi alaka gösteriyorlar insanlar. Yani burada okullarda çalışanlar, yani bize dedi gözünüz arkada kalmasın dedi. Bir problem yaşamaz, her türlü konuda yardımcı olurlar çocuğa dedi. Bakalım yaşayıp göreceğiz. Okullarda şöyle bir durum var. Bazı okullar sadece anaokulu, bazı okullar anaokulu ve ilkokul. Bazı okullarda da dün akşam gördük bir okul. Tam böyle Ermeni Mahallesi'nin o tarafta. Okulda hem anaokulu var, hem ilkokul var, hem ortaokul var. Şimdi çok küçük, 5 yaşındaki çocuklar da var okulda, 10 küsur yaşında çocuklar da var. O zaman ne oluyor? İşte büyük sınıfların küçük sınıfları ezmesi durumu oluyor. Şimdi ben öyle bir yorum okudum. Ya büyük sınıflar çocuğumu dövüyor, büyük sınıflar işte küçükleri eziyor tarzı okulun birinde, hangi okul olduğunu hatırlamıyorum şimdi burada. Google'dan okulların yorumlarına bakıyordum. O şekilde bir yorum okudum. Şimdi burada sadece anaokulu ve İlkokul olması bizim için de, Donlay için de çok iyi bir durum oldu. Baba. Ne istiyorsun? Okay, onu bana. Ah, bueno. Qué bonita. Tamam, armut da alacağız. Armut. Buna. Buna sana 90 serie. Armut. Muzukumuz da koyetine. Teşekkür et. Gracias. Teşekkür et. Bay bay de. Adios. Gracias. Manavda dedik. Donlay Hanım muzuyla armudunu kendi aldı. Meyve istiyorum dedi. O zaman dedim sen söylersen alırız. Ver bakayım eline. Evet, kendi söyleyebildiği için aldık. Ablası da, manav abla sağ olsun anladı. Değil mi? Meyvelerimizi aldık. Evet. Ya gösterir misin? Ne hissediyorsun bugün?
Çok mutlu. Ne? Çok mutlu. Baba çok mutlu hissediyor. Evet. Çünkü ilk defa okulum var. Şu an Dolunay Hanım'ın okulundayız. Sevinçten. Çıldırıyor. Arkadaşıyla aynı okula gidecek. Luna'yla. En azından birbirlerine destek olurlar. Bir tane de Rus öğrenci varmış, Rus arkadaş varmış Dolunay'ın sınıfında. O da hiç İspanyolca bilmiyormuş. Sanırım geçen dönem başlamış, şu an bayağı İspanyolca konuşuyormuş. Yani öğretmenin her dediğini anlıyormuş. Rusya'dan gelmişler. Değil mi? Hı-hı. Sen ona Türkçe öğret, o sana Rusça öğretsin. Luna sana İspanyolca öğretsin, sen Luna'ya Türkçe öğret. O şekilde. Zaten okul çok dilli bir okul, bilingual bir okul. Bakalım inşallah Dolunay da hem İngilizce hem İspanyolca eğitim görecek. Onun adına biz de çok mutluyuz, heyecanlıyız. Evet, okul çıkışındayız. Yarın Dolunay'ın ilk günü olacak. Luna'yı alacağız şimdi. Evet, selamlar. Evet, Dolunay'cığımın okuluna gidiyoruz. Dolunay'ın Arjantin, Buenos Aires'te ilk okul günü. Dolunay Hanım. Çok heyecanlı. Evet. Şimdi okulun sokağına gelmek üzereyiz. O da heyecanlı, biz de heyecanlıyız. Tamam aşkım. Şimdi Dolunay'ın okuluna gidiyoruz. Habersiz ben başlatıyorum videoları bir anda. Normal yolda yürürken bir anda kamerayı açıyorum. Tren raylarından, köprüden geçiyoruz rayların üzerinden. Şimdi Dolunay Hanım'ın okuluna gidiyoruz. Şimdi öğle yemeğinde arıza çıkarmış. Demiş ki bu etler domuz mu yemem. Türk arkadaşı gelmiş işte etin domuz eti olmadığını anlatmış. Translate'den öğretmeniyle görüşmüşler. İkna etmişler onu. Neyse etin domuz olmadığını anlatmışlar. Biraz yemiş. Sonra öğlene doğru uyku faslına geçmişler. Şimdi burada yerlerde böyle 2-3 parmak kalınlığında matlar var. Çarşafını, battaniyesini götürüyorsunuz. Öğlen uykusunda çocukları küçüklükten yani çocukları küçüklükten uyumaya alıştırıyorlar öyle yani. Okullarda da uyuma varmış. Bunlar kendileri zaten hani anlattık videolarda öğlen işte 1 ile 4 arası 3 saat falan uyuyorlar. Şimdi de hatta çoğu dükkan kapalı etrafımızda. Herkes uyku faslına geçti. Siesta'ya. Bizim kız da böyle yapmış öğretmenine Translate'den. Bunlar demiş çok uyuyorlar. Güldük vallahi şaşırdık. Şimdi onun okulun oraya doğru gidiyoruz. Onun çıkışına doğru gidiyoruz. Allah utandırmasın ilk gün için. İyi, çok iyi vallahi yani hiç bilmediği bir ortamda. Tanımadığı insanlarla. Ama tek... Bunun içerisinde olması bizi gerçekten çok mutlu etti. Tepkileri de gerçekten özgüvenli olmuş. Ben ona da çok sevindim açıkçası. Başka bir ya oyun oynamak istemiş, hamur oynamak istemiş. Oyun hamuru varmış demiş, ben oyun hamuru oynayacağım. Oyun hamurunun da sırası varmış. Yani öğretmen demiş ki daha sonra hani oynatacağız, hep beraber oynayacaksınız onu. O da müsaade etmediği için birazcık o da bozulmuş, öğretmene bozulmuş. Ben demiştim de oynayacağım ama öğretmenleri genel anlamda iyi yani çok... Evet. Güler yüzlü insanlar yani çok böyle ne derler? Okulun yorumlarında işini, da pozitif yorumlar var. İşi severek vardı. Yapıyorlar belli yani. Yani para için yapmadıkları çok bariz. Zaten çocuklar da öğretmenleri çok seviyor. Hepsi etrafında pervane öğretmenlere sallıyorlar ediyorlar. Yani ben ilk dün dedim ki yani öğretmenin çocuğu mu acaba? Bugün baktım bütün çocuklar öyle. Yani öğretmenler hep güler yüzlü. Çocuklar da öğretmenlere karşı çok sıcaklar. Okul ortamı gerçekten yani güzel. Yani öğretmenlerin öğrencilerle böyle bir bağı var yani bir ilgi alakası var. Güzel bir iletişimin olması gerçekten çok güzel. O yönden ha, velilerle de ilgililer. Mesela bizim de mesela şimdi İspanyolcumuz onlarla direkt konuşacak kadar yok işte. Translate'den konuşuyoruz ediyoruz ama mesela okulun sekreteri var. İngilizce öğretmeni aynı zamanda. Kadın bize hemen sordu dedi ki yani İngilizce biliyor musunuz? Hemen İngilizceye döndü muhabbet. Çok güzel yardımcı oldu. Gayet müsaade etmiyor görüyorsunuz. Ben içeri girdiğimde Dolunay'ın eşyalarını vermek için içeriye girdim. Öğretmen bana bir şey söylemeye çalıştı. Çat pat hani anlaşmaya çalıştık onunla. Sonra İngilizce öğretmenini çağırdı. Daha doğrusu biz onun yanına gittik. Sonra onunla anlaşmaya çalıştık. Yani gerçekten aman işte başından savmaya çalışmadı yani. Yardımcı olmaya çalıştı. Orada
Hatta ikinci gittiğimiz zaman tekrardan İngilizce öğretmeninin hani geldi yanımıza. Aa dedi işte uyum sağladı. Biz normalde ilk gün 12'de alacaktık onu. Hani alışabilir mi diye. Bakmışlar ki Dolunay uyum sağlıyor. Dediler ki işte 4'e kadar hani kalabilir yani hiçbir problem yok. Uyum sağladı. Sonra bir işte küçük bir sıkılması olmuş herhalde işte sıkılmış. Birazcık hani ağlamış annem nerede diye. Ondan sonra şimdi biz de onun yanına gidiyoruz bu arada. İsterse çıkaracağız, isterse 4'e kadar bekleyeceğiz. İlk gün çok iyi gidiyor, çok mutluyuz. Başarılı geçtiği için kızımıza da güveniyoruz. Onu da çok seviyoruz. Yani okulda şey yok, hani bunlar yurt dışından gelmişler, işte anladıkları kadar anlasınlar diye bir durum yok. Bunlar anladıkları kadar anlasın diye bir durum yok. Tam tersine böyle sizin onları tam anladığınızdan emin olmaya çalışıyorlar. Evet. Yani o kısmı güzel. Beklediler ya, bayağı beklediler. Tabii. Yani hani anlamamız için bile beklediler. Çok tatlı geldi bana. Yani iletişime önem veriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Evet. En son bizim onları tam anladığımızdan, anlaştığımızdan emin oldular. Onlar derse girdi. Biz dışarı çıktık. Bizim de içimiz rahat etti. Baktık. Dolunay koştura koştura gidiyor okula, sınıfa. Atlaya zıplaya, keyfi yerinde öyle. Hani sıkıla sıkıla gitmiyor da bildiğin sevdiği bir ortama gidiyormuş gibi böyle koştura koştura sınıfa gittiğini gördük. Onun videosunu çektim. İçimiz rahatladı, oh dedik. Onun üzerine gittik alışveriş yapmaya şimdi. Evet, onunla ilk gün hediyeleri aldık. Evet. Ona seveceği şeyler aldık ilk gün. İlk gün okul hediyesi aldık ona. Şimdi biraz sonra çıkışında hediyelerini vereceğiz. Tepkilerine bakacağız. İlk günü nasıl geçmiş. O çok heyecanlı. Biraz tedirgin. Biz de heyecanlıyız onun kadar. Evet. Mutluyuz. Biz ondan daha heyecanlıyız açıkçası. Yani önce İspanyolca onu öğreteceğiz. Daha doğrusu onlar İspanyolca onu öğretecekler. Biz de Dolunay'dan öğreteceğiz. Evet. Pratikleri. Tabii bu sayede biz de yani şuna inanıyorum ben de. Bizim de İspanyolca öğrenme durumumuz hızlanacak. Çünkü burada bir mecburiyet var. Yani keyfi bir durum değil. İnsanlarla günlük iletişim kurmanız gerekiyor. Bu da zaten kafandaki cümleleri bir an önce işte sese dökmüş oluyorsun. İletişim kurmaya çalışıyorsun. Çünkü çabalaman gerekiyor. Karşı taraf bir şey söylüyor. Onu anlayıp ona göre cevap vermen lazım. Hani translate, istediğin translate programı olsun. Translate bir yerde bitiyor. Yani üşeniyorsun sen artık. Böyle anlaşmaya gitmeye çalışıyorsun. Yani birbirini anlamaya çalışıyorsun. Hani iş translate'den çıkıyor. Seni kendi tarzanca diye başlıyorsun ama diyorsun ki evet şu cümleyi doğru kurdum. Yani. Çat pat kelime kelime bile anlaşmak o kadar güzel ki yani birbirine bakıyorsun gülüşüyorsun falan. Aa işte anladım ben seni. Aa ben seni anladım. Aa uy falan. Bu şekilde sempatik bir aman Allah. Allah düşüyordum. Sempatik bir iletişim oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız sağ olsun okulla iletişime geçti. Onu demişler ki bir yarım saat bir saat sonra ara. Hani durum hakkında bilgi edinelim. Şey yapalım hani bilgi verelim. Ona göre ailesiyle iletişime geçersin. Hani gelsinler mi gitsinler mi? Şimdi arkadaş yazdı. Gayet iyiymiş şu an. O yüzden okula girip onu rahatsız etmeyeceğiz. Okuluna yakınlaştık geldik ama. O yüzden onun keyfini bozmayacağız. Biz onu beklemeye devam edeceğiz. Evet Dolunay'ın okulu burası. Okul dışarıdan küçük gibi gözüküyor ama ince, uzun. Koridorun her iki tarafında kapı burası. Koridorun her iki tarafında da sınıflar var. Arkada da okulun bahçesi var. Tam ters yönde. Şu an teneffüsler sanırım sesleri geliyor. Arka taraf bahçe. Ortası şu kapının arkası kocaman geniş bir koridor. Burada Arjantin demokrasinin 40. yılına etkinlik yapmışlar. Çocukların resimleri var. Burası ilkokul. Ve burası çift dilli. Hem İngilizce hem İspanyolca, bilingües dedikleri. Arjantin Buenos Aires'te ilkokullar için okullarda öğlen yemeği veriliyor. Bu okulun yemek menüsü. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos demişler. 4 aylık. Her gün muhakkak meyve var. Domates, yumurta, şinitzel, havuç. Günden güne değişiyor. Gayet içerikleri güzel. Hemen 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 her gün ya tavuk ya et var. Öğretmenim dedi ki evet sen burada kalabilir misin? Buraya bu uyum sağladı dediler. O yüzden biz hani biraz buralardayız ama biraz sonra seni almaya geleceğiz. Öğlen değil de birazcık daha vakit sonra. Bugün ölümlerim yok. Soğukları montunu giyer. Ama onlar da işiyor bak. Kadınlar da işiyor. Ceylan'da kaldı. Evet, işe gidiyor. Tamam mı?
Tamam bir tanem. Biz yemekten sonra değil de herkes çıkarken seniz arayın. Luna ile birlikte çıkacaksın. Luna ile birlikte çıkacaksın, tamam mı? Tamam mı? Yapabildiğini söylüyor. Kalabilir diyor, her şeyi yapıyor diyor. Evet. Burası artık senin okulun, senin öğretmenin. Yapabilirsin artık sen burada. Ha, hafta içinde de çok güzel şey yapacaksın. Kalacaksın, tamam mı? Olsun. Ben ısıtırım senin elini. Eğer üşürsen montunu giyebilirsin, tamam mı? Montunu giy. İlk günün de çok başarılı olmuşsun. Benim çok yeni istediğim işim. Hadi bakalım. Adios. Erken değil, normal olacaksın. Diğer arkadaşlarımla beraber alacaksın. Olur mu? Tamam mı? Hadi görüşürüz. Ciao. Ciao. Gracias. Bye bye. Gracias. Bye bye. Nasıl geçtiniz? Çok harika. Son iki tanesi bizim var. Ay birimiz. Teşekkür ederiz. Mutlu musun? Evet. Sevdin mi sınıfını? Bak ay içimden de var. Hediye var. Sınıfını sevdin mi? Çizdim. Canı var mı çizdin? Evet. Dolunay Hanım bugününüz nasıl geçti anlatın bakalım. Çok iyi. Değil mi? Güzel mi? Nasıl geçti? Vay başka... Aynı gibi kendimi görebiliyorum. Süper. Neler yaptın başka anlat bakalım. Öğretmenlerin nasıldı? Öğretmenlerini sevdin mi? Kendini görüyor musun? Görüyorum evet. Söyle bakayım öğlen uyudun mu? Şu an merak ediyorum. Evet öğlen uyudun mu? Ben merak ediyorum. Ne kadar çok uyuyorlar yani. Uyudun mu? Uyudun mu? Ne kadar uyudun? 15 saat falan. 15 saat falan. Başka neler yaptın? Beden eğitimi dersinde neler yaptınız? Beden eğitimi yaptım. Nasıl yani? Dışarı bahçede bir şeyler yapmadın mı? Sadece oyuncaktı. Ayy. Teneffüse çıkmadın. Ben bile vardı. Gol diye. Hiç tuvalete gittin mi? Öyle mi? Ne dedin öğretmenine? Öğretmenine ne söyledin? Banyo. Banyo. Sen ben banyo. Öyle mi dedin? İlk başta dondurma banyo. Dedin mi? Çok. ilk günün hayırlı uğurlu olsun. Sana okul hayatında başarılar dilerim. Arjantin'de eğitim sistemini, işte okul kayıtlarını falan çok soranlar var. En azından şimdi biz işte anaokulu, ilkokul için süreci öğrenmekle meşgulüz. Arjantin'de üniversite kaydı nasıl yapılır? Üniversiteye nasıl kayıt yapılır? Arjantin'de yüksek lisansa nasıl başvuru yapılır? Şu an ilgilendiğim, araştırdığım konu bu. Özellikle kendim için eğer yapabilirsem bir yüksek lisans başvurusu yapacağım. Bu süreci öğrenirsem öğrendikten sonra sizlerle de paylaşacağım. Çok fazla soran var. Hem Instagram'dan gelen sorular var hem YouTube yorumlarda. Kayıt olmak isteyenler burada UBA'ya kendisini veya çocuğunu kayıt yaptırmak isteyenler çok fazla. Tabii çok da net bilgiler yok. O yüzden en doğru bilgiyi öğrenip aktarmaya çalışacağım. İşte size bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Şimdi bakıyoruz.